sesini. Derginin mecmuanın sahibi ve sorumlu müdürü Nurettin Doğan. Evet. Allah razı olsun. Sonra Suna Uysal müdür yardımcısı. Murat Güngör müdür yardımcısı. Mehmet Fırat. Rahatsız öğretmeni. Necdet Tuna. Fen grubu öğretmeni. Burhanettin Büyük Alaska. Sara Burun. Allah rahmet eylesin. Selahattin Deniz. Fen grubu öğretmeni. Allah rahmet eylesin. Aydın Özmen. Hayatta but hastalığı olmuş bu hafta. Onun için ayağım şişti, gelemiyorum dedi. Ben davet ettim. Ancak Adana'da onunla dertle şey yapıyorum dedi. Gelemedim bu yüzden. Hepinizi öpüyor. Yılmaz Kışlalıoğlu, coğrafya öğretmeni. Özgür Temel. Allah rahmet etsin. Fen grubu öğretmeni. Seviye Eraltu, edebiyat grubu öğretmeni. Hüseyin Kara, edebiyat grubu öğretmeni. Tuncay Öz Marmaralı, fen grubu öğretmeni. Suzan Köksal. Bu kıza üstüne geliyormuş. Serpil Ünal, fen grubu öğretmeni. Bunlar 67'nin başındaki öğretmenlerin şeyleri. 67'ye geçince bu öğretmenlerimiz var. Bunların içinde mesela bazıları burada yer almıyor. Mesela Gönül hocamız var hayatta. Gönül Murat Güngör'ün hanımı. Resim öğretmeni. Yaparsa bir telefonla açacağız. Güngör hocamız. Gönül hocamız. Gönül Güngör hocamız. Ben de telefonla defalarca konuştum. Hepimizi öpüyor. Çok arzu etmiş olmasına rağmen gelemedi. Yani ben burada birinin olmasını isterdim. Şu bizim şimdi yapacağımız yoklamayı onlara yaptırmak isterdim. Tabii 67'ye geçince Mehmet Ali Boyacı, Hasan Yenay, onlar ayrılmışlar artık. Gönül Hoca da burada listede çıkmadı. Değerli arkadaşlar, bu eğitim kadrosu öyle bir güçlü kadroymuş ki bizleri şekillendirdi, bugünlere gelmemizi sağladı. Ölenlere Allah rahmet etsin. Yaşayanlardan da Allah sağlık sıhhatini versin. Hepsine bizde hakları var. Ne kadar dayaklarını yediysek de. Helal olsun. Helal olsun bizden. Sevgili arkadaşlar, mezunlar günü nedeniyle bir başlık altında birkaç şey var, sizle paylaşmak istiyorum. 1965-66 yılı öğretim yılı mezunlarının günü 30 Haziran 1966'da okulumuzun bahçesinde tertiplenen bir törenle kutlanmıştır. Kalabalık bir seyirci topluluğunun ilgiyle takip ettiği bu mezunlar günümüz çok başarılı olmuştur. 1965-1966 öğretim yılı mezunlarımızdan 117 puanla Mahmut Bülbül birinci. ...114 puanla Arif Kurbak. Erkan.
112 puanla Metin Tola gelmek istiyordu, gelemedi herhalde, gelir inşallah. Üçüncü olmuşlardır. Üçüncüyle diploma dereceleri pek iyidir. Hocamızın birkaç şeyi var. Oradan bir iki paragraf okumak istiyorum konuşmasından. Sevgili öğrencilerim, bize hitap ederek. Tarihi çağlardan beri Ötüken'den, Kafkasya'dan, Basra'dan, Aden, Yemen, Tunus, Kırım ve Viyana'ya kadar yayılan geniş ülkelerde bir denge ve barış unsuru olarak mazlum ve küçük devletlerin bir teminatı ve valisi olarak hüküm sürmüş olan yüce bir milletin çocuklarıyız. Çocuklarısınız diyor bize. Fakat bugün alnımızda bir geri kalmış millet damgası vardır. Sizler çok çalışır. Bu topraklara, bu millete hizmet etmeyi hayatınızın bir gayesi olarak kalplerinizde yaşatırsanız bu geri kalmışlık damgası kalktığı gibi milletimizi çağdaş uygarlığın zirvesine de ulaştırabilirsiniz. 1683 Viyana bozgunundan beri hasretini çektiğimiz Ziya Gökalp'in tabiriyle kızıl elma olarak kalplerimizde sembolleştirdiğimiz geleceğin büyük Türkiye'sinde sizlerin de bir emeğiniz olacaktır. Saygıdeğer misafirlerimiz, anmadan ve hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu yılki mezunlarımız arasında okulu birincilikle bitiren öğrencilerimizin ikisi de köylü çocuklarıdır. Tarihin en büyük ve en zengin hazinesi olan çorak ve çatlak topraklar üzerindeki Yavuz şehri Anadolu köylüsü artık büyük bir uyanışın içerisindedir. Kendisini rahmetle ve tazimle anarız ki büyük Atatürk'ün köylü Türk'ün efendisidir sözü bir kere daha şanına layık bir şekilde tarihi bir gerçek olarak tescil edilmektedir diyor. Allah rahmet eylesin kendisine. İlk soru evet. Olur mu? Mahmut arkadaşınıza çok çok teşekkür ederim bizi bir araya getirdiği için. 50 yıl sonra Mahmut birinci, ben ikinci olmuştum o törende. Çekin abi. Bir de Metin arkadaşımız vardı. Üçüncü. O burada yok. Evet. Üçüncü nerede? Orada. Orada mı? Teşekkür ederim çok çok. Biz ortaokuldan sonra çok güzel. Öğretmen okulu, orta yüksek öğretmen okulu. Daha sonra Yüksek Öğretmen Okulu'ndan ayrılıp İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Oradan Ege Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak gelince İngiltere'de doktora yapmaya gittim. Orada 6 sene kadar doktora yaptıktan sonra gelip Ege Üniversitesi'nde yardımcı doçent profesör oldum. Ondan sonra da 9 Eylül Tekstil Mühendisliği'ni kurdum. Orada hocayım. Ve bulunduğum durumda Senirkent Ortaokulu'nda okumuş olduğum zamanki verilen bilgilerden beni bir yerlere taşıdı bu bilgiler. Herkese emeği geçen teşekkür ederim. Hocam ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Öyle çirkin oldu.
Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sadece ak olmuş, ak. Bir de bir sırada güneş gitmiş. Gök ak olmuş, ak ak. Allah herkese, çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza da saçlarını atlaştırmak nasip etsin. Amin. Amin. Ayıp. Saygıdeğer arkadaşlar, güzel bir gün. İyi ki geldiniz, iyi ki geldik. Allah bundan sonraki yaşamımızdaki günlerimizi bugünkü gibi mutlu, sevecen, güler yüzlü etsin. Görüyorum ki hepiniz saçımız ağarmış olsa da, göbeklerimiz çıkmış olsa da o resimdeki yüreğimizin çarptığı gibi genç ve heyecanlı olduğumuzu bir kez daha gördüm. Bu vesileyle bu heyecanı yaşamış olmamdan dolayı kendimi mutlu sayıyorum. Ve bu organizasyonu yapan Sayın Gülbül'e ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.